Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Günümüzde insanoğlunun karşı karşıya kaldığı ve etkileri her geçen gün artarak devam eden sorunların başında hiç kuşkusuz çevresel sorunlar geliyor. Önceleri yerel bazlı, dar çaplı olarak karşımıza çıkan sorunlar zamanla büyüdü ve etkileri küresel boyuta ulaştı. İklim değişikliği, hava kirliliği, okyanusları saran plastik atık adaları, karadaki çöp yığınları çözüm isteyen sorunlardan bazıları. Dolayısıyla çözüm üretme noktasında bireyselden ziyade müşterek hareket etmemiz gerekmektedir. Yaşadığımız bu pandemi süreci dünyamıza ne kadar zarar verdiğimiz gerçeğini bizlere gösterdi. Hatırlayacaksınız, salgının ilk döneminde birçok ülkede sıkı tedbirler alınmıştı. Dünya genelinde neredeyse hareketlilik %90'a varan oranda azaldı. Hal böyle olunca havamız temizlendi, uzaklar görünür hale geldi. Dünya kamuoyunun bu önemli sorunlara ancak son 50 yılda eğilim gösterdiğini görüyoruz. Ne var ki ülkemizde oldukça dinamik bir konu olan çevreye dair düzenlemelerin, etkin adımların ancak son 20 yılda atıldığını müşahede ediyoruz. Atıkların düzenli depolanması, geri dönüşüm faaliyetlerinin yaygınlaşması öyle ki 2000'li yılların başında sayıları 10-20 ile olarak anılan tesis yatırımları, yasal düzenlemeler ve geliştirilen politikalar eşliğinde büyük artış göstererek günümüzde 3-4 binlere ulaşmış durumda. Ayrıca bu tesisler on binlerce kişiye de istihdam potansiyeli oluşturmaktadır. Yine atık suların arıtılması ve yer yer tekrar kullanılarak su kaynaklarının korunması, hava kalitesinin iyileştirilmesi, korunan alanlardaki artış gibi birçok konuda ciddi gelişmelere tanık olduk. Bakınız, çevre kanunumuz neredeyse 40 yaşını dolduruyor. Ancak 2006 ve 2018 yıllarında olmak üzere iki defa kapsamlı revizyona tabi tutulduğunu görüyoruz. Öncesinde de küçük düzenlemelerle geçirilmiş. Halbuki biz çevreyi önleyici hekimlik olarak tanımlıyoruz. Bu yönüyle de siyaset üstü olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bakış açısıyla ülkemiz kaynaklarının daha akılcı ve verimli kullanmasında hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarımızın olduğunun unutulmamasının altını çiziyorum. Kıymetli vekiller, 2018 yılında gerçekleşen çevre kanunu değişikliğinin temelinde atık yönetimi vardı. Yapılan düzenlemelerin özellikle ülkemiz atık yönetiminde adeta bir devrim oluşturduğunu söyleyebiliriz. Düzenleme ile plastik poşetler ücretlendirildi. Bu düzenleme ile poşet kullanımı %80 oranında azaldı. Bu aynı zamanda ham maddeden de tasarruf etme anlamını taşıyor. Geri kazanım katılım payı uygulaması ile sıfır atık sisteminin finansal altyapısı oluşturuldu. Şimdi gündemimizde yurt dışında uygulanan ülkelerde %90 ve üstü geri dönüşüm başarısı sağlayan zorunlu depozito uygulaması bulunmakta. Zorunlu depozito ile de sistemin önemli bir bileşeni olan depozito uygulamasının hayat bulması amaçlanıyor. Kıymetli milletvekilleri, görüşülmekte olan teklifte esas itibariyle 3 konu ele alınıyor. Bunlardan ilki çevre ajansının kurulması, ikincisi sıfır atığın yaygınlaşması ve son olarak da çevre dostu bisikletli ulaşımın yaygınlaşması olarak karşımıza çıkıyor. Teklif ile kurulacak olan çevre ajansının birçok faaliyeti olacak. Bunlardan ilki ve öncelikli olanı depozito iade sistemini yönetmek. Depozito, atıkların etkin olarak toplanmasını sağlayan bir mekanizma. Uygulama pratikte oldukça basit bir işleyişe sahip. Ürüne ambalaj bedeli yansıtılıyor. Ambalaj iade edildiğinde de ücret geri alınıyor. Vatandaşa mali külfet oluşturmuyor. Sadece atığın geri getirilmesi için teşvik edici bir unsur oluşturuyor.
Pratikte kolay gibi görünen bu sistemin yönetimi elbette ki daha zor. Zira ülkemiz piyasasında dolaşan yıllık 20 milyar adete aşan ambalajdan onların takibinden bahsediyoruz. Birçok paydaşın eşgüdüm dahilinde çalışması gereken bir sistem. Bu sistemin tek elde yönetimi de önem arz etmektedir. İşte Çevre Ajansı sistemin tek elden yönetimini tesis etmek üzere çatı kuruluş olarak vazife yapacak. Piyasada dolaşımda bulunan 20 milyar adet içecek ambalajının takibini yapacak. Bir nevi onları izleyecek. Kullanım sonrası da çöpe gitmesini önleyecek. Kaynağını da temiz olarak toplayarak geri dönüşüm sanayisine ham madde olmak üzere iletecek. Böylece hem yerel yönetimlerimizin atık ve temizlik giderleri azalacak, hem de sanayicimize daha ucuz ve işlenmesi daha kolay madde sunulacak. Ajans personeli için iş kanunu hükümleri uygulanacak. Böylece ihtiyaçlar dahilinde daha hızlı ve etkili adımlar atılması sağlanacak. Ayrıca Sayıştay denetimine de açık. Sonuç olarak şeffaflık ve hesap verilebilirlik ülkelerine uyumlu olacaktır. Hali hazırda her ne kadar ajansın depozito iade sisteminin yürütücüsü olacağı görünüyor olsa da aslında tek görevi bu olmayacak. Öncelikli görevi depozito uygulaması dışında kamu tüzel kişiliğe haiz ajansa bu düzenleme ile çevre denetim yetkisi veriliyor. Avrupa ve Amerika'daki çevre koruma ajansları örneklerinde olduğu gibi denetim faaliyetleri de icra edilebilecek. Kıyı bölgelerimiz gibi kimi kritik bölgelerde çok kolay ve çabuk bir şekilde teşkilatlanarak kirliliğin kontrolü sağlanacak. Sistemin ilk etapta altyapısının kurulmasını sağlamak üzere çeşitli ürünlerden alınan geri kazanım katılım payı gelirlerinin %10-15'i ajansa aktarılacak. Saygıdeğer vekiller, teklif ile getirilen düzenlemelerden birisi de bisiklet ulaşımını desteklemekle ilgili. Motorlu araç sayısı ve dolayısıyla trafikteki yoğunluk her geçen gün artış gösteriyor. İstanbul'da ortalama bir sürücü yıllık 150 saat, Ankara'da ise 53 saatini trafik yoğunluğuna kurban ediyor. Bu durum aynı zamanda milli servetin kaybolması anlamında taşıyor. Yoğunluğun ekonomik etkilerin yanında hava kirliliğinin de başlıca etmenlerinden biri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla alternatif araçların geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde ferdi hareketlilik artış gösterdi. Dolayısıyla çevre dostu araçların teşvik edilmesi de önem kazandı. Bu noktada motorlu araçların onda birinden daha düşük çevresel ayak izine sahip bisikletli ulaşımın desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Düzenleme ile ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bisiklet yollarının yapılması için karayollarına yetki veriliyor. Bu durum hiç kuşkusuz hükümet programında yer alan 2023 yılına kadarki 3000 kilometre bisiklet yolu yapımına da destek sunacaktır. Yine son yıllarda ülkemizde de sayıları her geçen gün artan elektrikli skuterlerin kullanımı yasal zemine kavuşturuluyor. Düzenleme ile araçların hız limitleri ve kullanım koşullarındaki kısıtlamalar ile trafikte güvenle seyretmelerinin önü açılacak. Evet, bir taraftan iklim krizi, bir taraftan gıda ve su sorunları artık herkesi etkiler durumda. Dolayısıyla bireysel mücadeleden ziyade müşterek olarak hareket etmek gerekiyor. Bakınız, Birleşmiş Milletler bunun için hedefler belirledi. 2023 hedefleri. 17 adet sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir şehirler, bilinçli üretim ve tüketim, sıfır açlık bunlardan birkaç tanesi. Hepsinin hemen hemen temelinde kaynaklarını daha doğru kullanmanın, doğamızın bize sunduğu imkanları koruma ve kullanma dengesini gözeterek değerlendirmemizi işaret ediyor. Bu noktada hepimize, bireylerden toplumlara, devletlere kadar herkese bir takım sorumluluklar düşüyor. Hazırlanan bu teklifin de bu amaca hizmet edeceğini düşünüyor, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor. Düzenlemenin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.